Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra video çekiyorum. Biliyorsunuz Temmuz ayının son 2 haftası 15 günlük çok güzel bir tatile çıktım. Çok çok güzeldi, çok iyi vakit geçirdim. Instagram'dan takip edenler zaten snaplerimi hep gördü. Bugün ise acayip uykusuz duran yüzüm, 85 derece İstanbul sıcaklığı ve ölüm, ter, kan içinde burada video çekmeye çalışacağım. bkmkitap.com'dan bir alışveriş yaptım. Çok ufak tefek bir alışveriş. Ondan bahsedeceğim. İnşallah çekerken erimem. Şuramda bir parlaklıklar. Buralarında. Aslında bu alışverişi neden yaptım? Ben Ağustos ayının ilk günü Oruç Bey'den Deki işte kitabını okudum. Yazarın soy ismini okuyamıyorum çünkü falan derken boğuluyorum, böyle çok değişik, iğrenç bir şey çıkıyor. Duymak bile istemezsiniz. O yüzden Oruç Bey diyorum kendisine. Daha önce İle kitabını okumuştum. O da burada. İle'yi de çok sevmiştim ama beklentilerimi karşılamamıştı. Deki işte'yi okuduktan sonra yazara aşık oldum. Yani felsefeye ilgim kat kat arttı. Konuşamıyorum ya. 15 gündür video çekmiyorum ya, bir değişik geldi. Neyse. Felsefeye ilgim kat ve kat arttı. Ben de bir an o gazla biraz felsefi kitaplar alayım gibisinden bir alışveriş yaptım. Biliyorsunuz bir ay önce falan BKM'den yine alışveriş yapmıştım. Çok memnun kalmıştım. Onu da izlemek isterseniz şurayı bir yere bırakırım. Yine böyle bir kutuda geldi. Ama şöyle kutunun şurası içe göçmüştü. Dedim ki kitaplarım kesin hasar gördü. Hani videoyu açmadan önce direkt bakmak istedim. Çünkü kitaplarımın hasar görmesini istemem. Büyük ihtimalle PTT'nin oradan oraya savuşturmasıyla bu kutu böyle içe göçtü. Daha sonra açtığımda böyle bir ambalaj çıktı. Dedim iyi ki ambalaj demişler. Çünkü kitaplarım hiçbir hasar görmemiş. Hemen size şu küçücük 4 tane kitabımı gösteriyorum. İlk önce ayraçları göstereyim. Diğer ayraçlar nerede ya? Aslında daha fazla ayraç gelmişti ama ben kitap fotoğrafı çekerken bir yarısını herhalde ayraç kutumun içine koydum. Böyle ayraçlar var. Bir de yanında kargo garanti belgesi diye böyle bir şey gelmiş. Bunu ilk defa görüyorum. Geçen kargomda gelmemişti. Burada yazanlarda anlatmak istediği şey şu. Eğer bir kitap hasarlı gelirse ya da aldığınız ürün, onu mail atıyorsunuz bize. Biz hemen değiştirip yenisini gönderiyoruz. Bu garanti belgesi olmasının nedeni de ikinci gelen üründe hiçbir şekilde sorun yaşamayacaksınız. Hani garanti bizden demek istiyor. Bunu zaten Oku Kitap Yurdu her yer yapıyor. Yani hasarlı bir kitap geldi mi bir mail atıyorsunuz. Hemen size yeni kitabı geliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Hava acayip bulutlu olduğu için görüntü kalitesi çok düştü. İnşallah YouTube kaliteyi yükseltir. Biliyorsunuz telefonla çekiyorum videolarımı. Bilmiyorsanız şok. Kamerayla falan çekmiyorum. Bundan dolayı görüntü kalitesi birazcık düşük olacak. Neyse, Deki işte kitabını okuduktan sonra yine Oruç Bey'in bir kitabını daha almak istedim ve Yürüme kitabını aldım. Bu kitapta en çok satanlar arasında. Bu diğerlerine göre biraz daha kalın. Felsefe üzerinde, ölüm ve yaşam üzerinde söylediklerini gördükten sonra dayanamayıp kitaplarına yapıştım tabii ki de. Bu Yürüme'yi de en yakın zamanda okumak istiyorum. Daha sonra Oruç Bey'den yine Tümceler kitabını aldım. Bir de aynı yazarın yine Hani kitabını aldım. Parlıyor mu, göremiyor musunuz bilmiyorum. Şöyle 3 kitabı göstereyim size. Bu 3 kitabı aldım. Oruç Bey'in kitaplarında bu yazardan çok fazla bahsediliyordu. Aslında Oruç Bey'in kendisi bahsetmiyor. Metis Yayınları Oruç'un o yazılarının altında küçük böyle notlar tutmuş. O notlarda işte diğer felsefi yazarlardan benzerliklerini, düşünce benzerliklerini ya da ters düşen noktaları not etmişler. Orada zaten sürüsüyle felsefi yazar var. Ama benim en çok dikkatimi çeken bu yazar oldu. Zaten uzun zamandır da kendisini okumak istiyordum. Hani size ismini de okuyabilirim isterseniz. İsim oku... Böyle buyurdu, Zerdüşt kitabını aldım. Bir arkadaşımın önerisiyle Say Yayınları'nı seçtim. Say Yayınları'nın çevirisinin çok iyi olduğunu söyledi. Ama galiba bu yazarın en ağır kitaplarından biriymiş ve yanlış bir başlangıç yapmış olabilirim. Ama yine de aldım ya. Yavaş yavaş okurum büyük ihtimalle. Ve bayağı bir kalın. 350-400 sayfa kendisi. Birazdan buharlaşacağım. Kitaplarda bir hasar yoktu. Kitapların gelmesinden gayet memnun kaldım. Zaten BKM'den alışveriş yapıyorum biliyorsunuz. Ama şu Hani kitabının köşesinde hafif bir yırtık var.
beni aslında çok rahatsız eden bir şey ama bkmkitap.com şimdi geri gönder falan şu an uğraşmak istemiyorum. Büyük ihtimalle bu böyle kalacak. Her videoda aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Bütün alışveriş videolarımda zaten alışverişler hakkında bilgi veriyorum. İşte kapıda ödemedir, odur budur. Hatta BKM videomda da zaten eski videomda da her şeyi söylemiştim. Ama bu alışverişimden de çok memnun kaldım. Bir gün içinde geldi. Ben 2 Ağustos'ta sipariş verdim. 3 Ağustos'ta elime ulaştı. Alışverişimden de gayet memnunum. Acayip derecede buharlaştım. İstanbul sıcağı anda yandım. Videom bitti. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.